Hayırlı akşamlar Moda TV izleyicileri. Bu akşam spor haricinde sosyal projelere de imza atmak istedik. Bununla ilgili de Fassa Genç Kızılay Başkanımız Sayın Avukat Ayça Odabaş konuğumuz olacak. Yine Daskut Ordu İl İstişare Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Sami Uzunbey konuğumuz olacaklar. Onlarla sosyal projelerden, arama kurtarmadan, Kızılay'ın faaliyetlerinden bahsedeceğiz. İlk önce konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Ve Ayça Başkanım'dan başlıyoruz. Ayça Başkanım, kendinizi tanıtır mısınız bize? Tabii ki. Öncelikle herkese merhabalar. 6 Şubat 1990 doğumluyum. Fatsalıyım. Yaklaşık 8 yıldır avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda Fatsa Genç Kızılay Başkanıyım. Yine Daskut'ta başkan yardımcılığı yapıyorum. Bu şekilde hayatımıza sosyal aktivitelerle ve faaliyetlerle devam ediyoruz. Başkanım, siz Genç Kızılay'ın başkanısınız. Bir sürü faaliyetleriniz evet. var. Bunlara değineceğiz. Ayrıyeten işte Elazığ'daki devremdeki faaliyetlerinizle ilgili ama ondan önce Mehmet Sami Başkanıma dönmek istiyorum. Mehmet Sami Başkanımızı tanıyalım. Sonra programın içeriğine göre ve bu akşam yine seyircilerimize söyleyelim. Daskut Genel Başkanı Sayın Tuncay Meriç de telefonla programımıza katılacak. Ama ilerleyen zamanlarda ama şu anda Mehmet Sami Başkanımızı tanıyalım bir. Öncelikle bize burada kendimizi ifade etme imkanı tanıdığınız için, konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz ve Moda TV ailesine teşekkür ediyoruz. İsmim Mehmet Sami Uzun. Ordu Fatsa'da avukatlık yapıyorum. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. Daskut Arama Kurtarma Derneği'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Genel Merkezi'nde hukuk danışmanlığını yürütüyorum. Ayça Başkanım da az önce ifade ettiği gibi mesleğimizin yanı sıra sosyal faaliyetlere de elimizden geldiğince zaman ayırmaya gayret ediyoruz. Evet, Ayça Başkanım, Genç Kızılay'ın faaliyetlerinden biraz bahseder misiniz? İlk önce ilçemizde, Fassa ilçemizdeki faaliyetlerimizden bahsedelim. Ondan Tabii. sonra da ilerleyen zamanlarda Elazığ'daki o fedakar gençlerle fedakar çalışmaların başında siz vardınız Elazığ depreminde. Ondan bahsedeceğiz ama ilk önce Fatsa'daki çalışmanızı bize anlatır mısınız? Tabii ki. Fatsa Genç Kızılay 2019 sonu 2020'ye tekabül eden tam olarak 13 Ocak 2020'de faaliyete geçti. Biz tabii bunu amaçlarken Fatsa gençliğini, gençlerdeki birlik ve beraberlik duygusunu öne çıkarmayı planladık. Son zamanlarda biliyorsunuz yeni nesilde bir dejenerasyon söz konusu. Gerçekten birlik ve beraberlik anlamında, gerek yardımseverlik anlamında. Biraz da bu bağları güçlendirmek ve Fatsa'daki gençlerimizi daha bilinçli kılabilmek adına bu yolda ilerledik. Başkanım Gökhan Hacıoğlu ile birlikte. Biz bu süreçte yaklaşık bir yıllık süreçte neler yaptık ve neler yapıyoruz? Faaliyete devraldığımız ve başkanlığa başladığım süreçten beri geniş bir gönüllü ağına ulaştık biz Fatsa Genç Kızılay olarak. İlk önce biz okullarımızda aslında Kızılay'ı anlatarak, Kızılay nedir, ne yapar, işte nasıl görevler barındırır, gençlere bunları vermek ve aşılamak, yani bunu temelden almak için ilkokullarımızın her birine eğitime katıldık, bilinçlendirmek adına. Burada üniversite, Fatsa'daki üniversitemiz faaliyet alanında yine bir gençlik kolları oluşturduk ve bunu üniversite bazında yaymaya başladık. Bu süreçle birlikte tabii gönüllü ağımızı güçlendirerek düzenli olarak hayvanlara yardım ve besleme yapmaya başladık. Tabii bizim normalde zaten standardımızda gelen bir koli ve gıda sevkiyatı, ihtiyaç lazım olan ailelere giysi ve yiyecek yardımları söz konusuydu. Bunu biz zaten devam ettiğimiz süreçte gençleri dahil etmeye başladık. Bunları yaparken yanlarımızda olsunlar ve bu bilince onlar da alışsınlar diyerek. Bu faaliyet, o kadar çok faaliyet yaptık ki şu an hatırlamakta. Sizin tabii özellikle yavaş bu kış aylarında sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarıyla ilgili diğer ilçelerde, arka ilçelerde faaliyetleriniz vardı. Biz onları yakından takip ettik. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Kumru, Korgan buralara çok açıldınız. Oradaki
insanların tepkisi neydi? Çünkü insanlar Kızılay deyince sadece kan bağış olarak düşünüyorlar. Evet. Ama bu tür faaliyetlerinden çok haberdar değillerdi. İnsanların size yaklaşımı ve tepkisi ne oldu? Asıl önemli olan oydu. Şöyle dediğiniz gibi gerçekten Kızılay denildiği zaman kan bağışı aslında ilk akla geliyor. Ancak Kızılay yalnızca bununla ilintili değil biliyorsunuz. Her alanda destek ve yardım sağlayabileceği her alanda genç yaşta ayrımı yapmaksızın, dil, din, ırk gözetmeksizin 7'den 70'e canlı dediğimiz herkesin imdadına koşan bir kurum. Biz pandemi sürecinde de ve gerçekten soğuklarda da sokak hayvanlarına ve yabani hayvanlarımıza beslemelerde bulunduk. Normalde bunu zaten şehir bazında yani ilçemiz genelinde devam ettiriyoruz şehir merkezimizde ama kış aylarında tabii ki özellikle yüksek kesimlerde daha sıkıntılı olduğu için yem ağına ulaşmak. Oradaki istişare olan ilçelerimizle birlikte bir ağ oluşturarak el birliğiyle beslemelerimizi yaptık. Evet, biz tabii ki sokak hayvanlara, onlar birer canlı. Bizim için her canlı kıymetli diyoruz, her canlı önemli diyoruz ve bu konuda da çalışmanız için size teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, sizler biliyoruz ki mesleğinizin yanı sıra birçok STK'ların içindesiniz. Bunun birinci şahidi benim. Daskut Arama Kurtarma'ya nasıl katıldınız? Ordu'daki Daskut Arama Kurtarma'nın faaliyetleri nedir? Kısaca aslında şöyle Daskut'un açılımını çok kısaca bir yapar mısınız? Daskut açılımını yapacak olursak Doğal Afet, Sağlık, Arama ve Kurtarma Derneği 10-11-2019 tarihinde Bursa merkezli kurulan bir dernek. 26 ilde il teşkilatını tamamlamış, toplamda 650'nin üzerinde gönüllü üyesi bulunan bir dernek. Ordu İl Teşkilatı da 2 Aralık 2020 tarihinde kuruldu. Henüz kısa bir süre geçmesine rağmen Ordu'da da birçok faaliyeti sizlerle beraber yaptık. Yaklaşık 69 tane Ordu Teşkilatı'nda gönüllü üyemiz var. 3 tane hukukçu üyemiz var. Yine arama kurtarma eğitimini almış, okullarından mezun olmuş 3 tane üyemiz var. Yaklaşık 5 ilçede ilçe teşkilatı da kuruldu. Derneğimizin genel başkanı Tuncay Merişli, bugün de konuğumuz. Kendisi aslında bu konuda daha detaylı bilgiler. Biraz sonra alacağız genel başkanımızı konuk olarak. Arkadaşlar da hazırladıklarında genel başkanımızla bunlara değineceğiz inşallah. Onu bekliyoruz rejideki arkadaşlarımızdan. Şu anda Ordu'daki yapılanma 2 Aralık'ta görev aldık hep birlikte biliyorsunuz. Evet. Nasıl gidiyor? Üye sayımız nerelere ulaştı? Ya, üye sayımız az önce söylediğim gibi 69 gönüllü üyemiz var. Faaliyet anlamında yine Kızılay'la birlikte, Ünye Kızılay'la birlikte kan bağışı kampanyası yapıldı. Aralık ayı içerisinde. Aralık ayında evet. 30 üyemiz kan bağışında bulundu. Onun dışında yine kış aylarında sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte hayvanlar beslenmekte zorlandılar. Biz de yine gönüllü üyelerimizle birlikte çevre ilçelerde hayvan beslemesi yaptık. Bunun dışında uzaktan eğitimlerimiz devam ediyor. Daskut Arama Kurtarma Derneği'nin birincil amacı eğitimle bireyler yetiştirerek, gönüllüler yetiştirerek depremde, afetlerde müdahale etmeye hazır üyeler yetiştirmek hedefliyor. Bu şekilde. Şimdi aslında her bireyin mutlaka hem ilk yardımla hem de arama kurtarmayla ilgili bir bilgisi olması gerekiyor. Evet. Bizim Daskut Arama Kurtarma Derneği de bunu amaçlıyor aslında. Burada tamamen gönüllü olarak üyelerimiz hizmet ediyorlar, evet. Ve inşallah en kısa zamanda da kurumlarda ve okullarda da bu eğitimleri vermeye başlayacağız. Tuncay Başkanımızı telefona hazırlarken arkadaşlarımız herhalde hazırlıyorlar.
Alo. Alo. Sayın Başkan. Bir sıkıntı oldu bağlantıda. Tekrar deniyoruz galiba. Evet, bağlantı gerçekleşirken biz devam edelim. Ayça Başkanım'la devam edelim. Fas'taki Genç Kızılay'daki üye arkadaşlarımızı gönüllü olarak geliyorlar. Tabii ki. Bunlarla ilgili biz takip ediyoruz. Birçok özellikle pandemi döneminde faaliyetlerin olduğu işte maske dağıtımıydı. Ondan öncesinde halka 65 yaş üstü ailelere, yaşlılarımıza evlerine kadar erzak ve yemek dağıtımları yaptınız. Genç Kızılay'ın asıl amacı bu yardımlarla birlikte nelerdir ve üniversitelerdeki faaliyetleriniz de var mıdır Ayça Başkanım? Tabii ki. Biraz önce bahsettiğim gibi şimdi biz bayrağı devraldığımızda bizim amacımız Kızılay'ın 7 temel ilkesini gerçekleştirerek gençlerde iyilik, yardımseverlik duygularını pekiştirmek, topluma, millete faydalı birer birey olmalarını sağlamak. Biz bunu yaparken asla dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yapıyoruz. Aslında en önemli vurgulamamız gereken yer burası. Bizler Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yurdunu ve memleketini seven bir genç, bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu alanda biz direkt üniversitemizde gençlik kollarımızı oluşturduk. Tabii pandemi geldi biliyorsunuz, eğitimlere ara verildi. Bununla alakalı yine süreçlerimiz ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalarımız devam etmekte. Bizler hepimiz burada birer yardım kuruluşu, birer STK'nın içerisinde gönüllü olarak birlikteyiz ve gönüllü olarak hizmet veriyoruz. Yani amacımız ve niteliğimiz topluma hizmet aslına bakarsanız. Yani üzerimizde giydiğimiz yelek ya da kimlik ne olursa olsun tek amacımız iyilik ve yani vatana hizmet etmek. Bakıyorum aslında genç kardeşlerimiz de çok gönüllü, çok ve azimle çalışıyorlar. Çünkü biz de Genç Kızılay'ı takip ediyoruz. Bir akşam hatta bariber bir yemekte birlikte olduk onlarla. Gözlerindeki o ışıltıyı, hadi bize bir görev verin Evet. diyen bir ışıltıyı gördük. Bu konuda size talepler nasıl geliyor, neler yapıyorsunuz? Açıkçası ben de çok memnun oldum. Özellikle dediğim gibi son zamanlarda gençler arasında kopukluk olması, biraz daha duyguların dejenere olması ilk başladığımızda acaba soru işareti yarattı ama gerçekten Fatsa'daki gençler ve gençlik temposu bizi daha fazla azmetti ve daha fazla etkinlik yapmaya, birlikte olmaya şevk etti. Dediğiniz gibi gözlerindeki o ışık ve ateş gerçekten bizi daha çok, şimdi ben artık yavaş yavaş genç kıstasından da ayrılacak konumdayım başkanım. Yani gerçekten geride bırakacağımız bayrak iyi bir nesile gidiyor diyoruz biz. Bizimle birlikte Sizin gelecek. gönlünüz genç başkanım. Yani siz her zaman gönlümüzde gençsiniz. Evet Sayın Başkanım. Siz Evet. bizim DASKUT Arama Kurtarma'nın İstişare Kurulu başkanısınız ve aynı zamanda Evet. da hukuk danışmanısınız. DASKUT'a ben size böyle bir teklifle gelmiştim. Evet. Araştırdığınızda DASKUT'u nasıl buldunuz? İçerisindeki şeyleri nasıl araştırdınız ve araştırmaların sonucunda fikirlerinizi söylerseniz buradan seyircilerimiz de arama Evet. kurtarmanın önemini biraz daha iyi anlamış olurlar diye düşünüyorum. Yani çünkü bu çok önemli. İnsanlar şöyle düşünüyor. Bana diyorlar ya senin başka işin yok mu? Otur oturduğun yerden. Oradan ne gelirim var diyorlar. Bu iş aslında gelir meselesi Tabii. olmadığını biraz hukukçu olarak sizden dinlemek isteriz. Her şeyden önce gönüllülüğün esas olduğu bir durum söz konusu. Az önce Ayça Hanım'ın da ifade ettiği gibi sadece insanlara değil tüm canlılara yararlı olabilmek manevi anlamda insanların tatmin etmesi gereken bir duygu, güzel bir duygu. Türk örf ve adetlerimizde ihtiyaç sahiplerine yardım etme, onların dertlerine ve sıkıntılarına ortak olarak bir nebze olsun acıların hafiflemesine katkı sağlama vardır. Bunlar, bu gönüllülük, bu ihtiyaç sahiplerine yardım etme, gönüllülükten ziyade Türk Ceza Kanunu 98. maddede belli durumlarda yardım ve bildirim yükümlülüğü de getirmiştir Türk Ceza Kanunu'nda.
Madde metnine çok kısaca değinecek olursak, çok detaya girmeyeceğim. Yaşı, hastalığı, yaralanması dolayısıyla başka bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kişiye, koşulların el verdiği ölçüde yardım etmeyen kişiye bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu hukuki aslında yardımlaşmanın sadece burada hukukta da yeri olduğu ortaya çıkıyor. Biz bunu bilmiyorduk örneğin mesela. Sadece gönüllülük değil, bir yaptırıma da bağlanmış durumda. Evet, Sayın Başkan hatta galiba. Başkanım. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar başkanım. Ben sizi ilk önce bir tanıtayım, sonra siz de kendinizi tanısınız. Tuncay Meriçli, Daskut Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı şu anda hattımızda. Sayın Başkan tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki tane güzel, kaliteli, değerli genç kardeşimiz bu akşam konuğumuz. Ayça Odabaş hem Genç Kızılay Başkanı hem de Daskut Arama Kurtarma Ordu İl Başkan Yardımcısı. Mehmet Sami Uzun zaten bizim aynı zamanda hukuk danışmanımız ve istişare kurulu başkanımız. Başkanım, Daskut'tan bahsedecek olursak, Daskut'un kurucususunuz ve şu anki genel başkanısınız. Böyle bir fikir aklınıza nereden geldi ve buna neden gerek duydunuz? Evet, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum bu güzel yayınınız için. Konuklarınıza da ve size ve tüm ordu halkına da Bursa Genel Merkez'den kucak dolu selamlar iletiyorum. Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği'ni neden kurduk? Biz Türkiye halkı zaten iyilik sever, yardım sever bir halk. Dünyanın her yerinde bu böyle. Yani Türkiye'deki Türkler değil, dünyanın her yerindeki Türkler örf adetinden, geleneğinden, inancından dolayı zaten yardım severler. Biz bunu şekillendirelim istedik, eğitelim istedik insanları ki bu yardımları yaparken kazalar oluşmasın, kendilerine zarar vermesinler. Dolayısıyla bir çatı altında toplayalım istedik bu gönüllü insanları ve bir aile oluşturalım istedik. Daskut'un kurulma sebeplerinden bir tanesi budur. Dolayısıyla eğitimlerimizle, tatbikatlarımızla ve katılmış olduğumuz operasyonlarla ki 29 personelimizle biliyorsunuz İzmir'de, biz de İzmir depreminde faaliyette bulunduk. Orada 3 tane canlı, 4 tane de ex vatandaşımızı çıkarttık. Dolayısıyla bu buraya giden personelimizin hepsi gönüllü ve aynı zamanda da yeni eğitim alan personellerimizdi. Bu arkadaşlarımızı biz eğer eğitmeseydik, oradaki belki 3 kişiyi şu an çıkartmış olamayacaktık. Belki onlar şu an hayatta olmayacaklardı. Buradan da bunun ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir şekilde de kendi kendimize test etmiş olduk. Şimdi Sayın Başkanım, hemen bir sorumuz geldi. Bunu ben size sormak istiyorum. Aslında Mehmet Başkanıma sormak istiyordum ama bir bayan arkadaşımızdan, Serpil Alem'den. İyi yayınlar, Daskut Arama Kurtarma ekibine üye olanlara bir eğitim veriliyor mu? Veriliyorsa nasıl bir eğitim veriliyor diye sormuş başkanım. En üst mevkiden ve en üst kademeden sizden bunun cevabını alabilir miyiz? Estağfurullah. Tabii ki tüm üyelerimize bizim olmazsa olmazımız üye olduklarında ilk yardımcı eğitimi. Çünkü önce kendi ilk yardımını, ilk sağlığını kendi emniyetini alacak ki ondan sonra kurtardığı kişinin de ilk yardımını yapsın, onu güvenlik güçlerine ve sağlık kuruluşlarına hayatını idame edecek şekilde teslim etsin. Sonradan AFAD eğitimlerimiz geliyor ki akreditasyon aşamasındayız şu an biz dernek olarak. Dolayısıyla akreditasyon çalışmaları içerisinde AFAD eğitimlerimiz var olmazsa olmazımız. Bir de itfaiye ya da orman müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokoller var ki burada da İtfaiye, yardımcı itfaiyeci eğitimleri, yangın eğitimleri alıyorlar. Bunlar bizim temel eğitimlerimiz. Bir de bunların bizim alt kuruluşlarımız var. İşte dağcılık kulübümüz gibi ya da scuba dediğimiz tüplü dalış kulüplerimiz gibi. Burada da yine isteyen üyelerimize bu eğitimler de ücretsiz bir şekilde veriliyor. Şöyle bir sıkıntımız var. Pandemiden başladığından beri yüz yüze eğitimler maalesef kurumların eğitimleri açmadığı için bünyemizde Zoom üzerinden online veriyoruz. Ama önümüzdeki artık Ramazan'dan sonra biraz daha bu konuda rahatlayacağına inanıyoruz ki ondan sonra yine bizim yüz yüze eğitimlerimiz devam edecek bu konuda.
Sayın Başkanım, biliyoruz Dasgupt Arama Kurtarma'nın yanında bir sürü sosyal projelere de imza atıyor. Örneğin işte Dasgupt Karıncası dediğimiz çocuklar için bir projemiz var. Yine sokak hayvanları ile ilgili projeleri var Dasgupt'un. İlk önce ben bu Dasgupt Karıncası deyince tabii küçük yaştaki çocukları bahsediyoruz ama bununla ilgili bize bir açıklama yapabilir misiniz seyircilerimize? Tabii ki. Bizim için çocuklar geleceğimiz. Dolayısıyla çocukları biz eğer arama, kurtarma, ilk yardım kültürü ile büyütebilirsek geleceğin onlar arama kurtarmacıları ve ilk yardımcıları olacaktır. Ki çocuklar hiç unutmayan zekaya sahipler. Dolayısıyla biz Çocuk Karıncası adı altında bir kulüp oluşturduk. Tabii yine burada pandemiden dolayı yüz yüze eğitimleri henüz daha gerçekleştiremiyoruz ama Zoom eğitimleri ve bununla ilgili bazı kamplar oluşuyor. Buralarda çocukların anlayabileceği dilden yaygın işte basından da takip Survivor dedikleri işte hayatta idame etme, ilk yabasız ilk yardım kuralları, yön bulma gibi kamp kurma, ateş yakma, işte çevre temizliği, orman sevgisi gibi temaları işleyerek onları geleceğin arama kurtarmacıları ve ilk yardımcıları, gönüllüleri yapma yolunda bir hedefimiz var. Aynı şekilde gençler de bizim için çok önemli. Dolayısıyla gençlik kulübümüz yani genç Dasgupt dediğimiz yine bizim kulüplerimiz var. Burada da gençlerle ilgili faaliyetlerimiz oluşuyor ki şu an Dasgupt için çok önemli bir kol bu. Aynı zamanda kadınları da bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsun afetlerde çocuklarla beraber genelde kadınlar evlerde deprem ve diğer afet durumlarında yakalanıyorlar ki biz kadınlara çok önem veriyoruz ve kadın sayısı Dasgupt'ta çok fazla var. Kadın sayısından ziyade aile olarak biz çok fazlayız. Bizde anneli babalı, çocuklu, torunlu olan üyelerimiz var ki hepsi topluca eğitimlere katılıyorlar. Biz bu gruplara çok önem veriyoruz. Yani ağaç yaşken eğilir. O yüzden çocuklar bizim geleceğimiz. Bununla alakalı biz şu an bir seri kitapçık, yani onların anlayabileceği dilden bir seri aylık bir dizi çıkartıp orada çocuklara hem görsel hem de okuyabilecekleri arama kurtarma senaryoları üzerinde basitleştirilmiş her ay farklı konular içerecek bir basın bir dergi yoluna gideceğiz ki şu an bugün de müjdesini vereyim dergimiz acil gündem dergimiz de bugün birinci sayısı basıldı çıktı yarın da illere dağıtılacak yani yarın itibariyle size de ulaşacak. İnşallah. Yine dergimizde çocukların da içeriği olan çocuk karınca yani Dasgupt karıncası köşesi var. Burada da ilginç oyunlar, bulmacalar vesaire. Yine kadın köşesi dergimizde mevcut. Genç köşemiz var ve yine işte Sami Bey'in yazdığı köşe bizim hukuk köşemiz var. Farklı farklı içeriklerle biz hem üyelerimize hem de tüm gönüllü vatandaşlarımıza bir şekilde arama kurtarmayı, ilk yardımı, gönüllülüğü aşılamak istiyoruz. Biz başkanım ordu olarak Dasgupt gibi bir dernekte, kurumda olmaktan onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve ordulu arkadaşlarımızla işte bu bizim için onurdur. 3 tane avukatımızın Dasgupt ekibinde bizimle birlikte olması bir il temsilcisi olarak beni ayrıyeten memnun ediyor. Ve her biri birbirinden kaliteli. İşte Mehmet Başkanım zaten güzel köşe yazıları burada da devam ediyor. Size belki soracakları bir şeyler vardır. Başkanım, hazır başkanımıza yakalanmışken sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Ben Sayın Genel Başkanımıza böyle bir topluma yararlı, faydalı bir derneğin kuruluşunda öncülük ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de dediği gibi yani o İzmir depreminde 3 tane canın sağ olarak çıkarılması her şeye değer. Yani bizim inancımızda da bir canı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibi sevap alır. Yani bu kadar büyük bir faaliyetin içinde yer almak bizim için de bir onurdur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah başkanımıza şu soruyu sorabiliriz. Yani şu anda 26 ilde bildiğim kadarıyla il teşkilatımız var. Bunu uzun vadede 81 ile yaymayı düşünüyor mu? Türkiye dışında da temsilcilikler açmayı düşünüyor mu uluslararası anlamda? Onları sormak istiyorum.
Evet başkanım. Evet, şu an 25 il 650'nin üzerinde üyemiz var. Ankara biliyorsunuz bu hafta faaliyete geçti ki Ankara ile ilgili önümüzdeki günlerde büyük sürprizlerimiz olacak. Ankara çünkü değişik bir yapılanma var Ankara'da. Onunla alakalı önümüzdeki günlerde güzel sürprizler yayınlayacağız. Yurt dışında şu an Almanya faaliyete geçmek üzere. Vietnam ve Amerika, dün akşam görüştük New York'la alakalı. Amerika New York'ta bir temsilcilik olacak. Şeydeki Almanya'daki zaten şöyle karşılıklı belediye, bir belediyenin kardeş arama kurtarma birliğiyiz biz aynı zamanda. Ve oradan bize şu an araç gereç hibe şeklinde yardımlar geliyor. Onunla ilgili bir hazırlığımız var. Ve karşılıklı kamplar da olacak. Yani bizim Türkiye'deki üyelerimiz Almanya'ya, Almanya'daki üyelerimiz Türkiye'ye gelip karşılıklı kamplar oluşacak. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Fakat buradaki yine en şey etken şu an pandemiden dolayı birlikte olamıyoruz. Seyrek durmamız gerekiyor. Ve Almanya'da da burada da yasaklar olduğu için belirli kısıtlamalar. Dolayısıyla biz artık bu pandemi biraz rahatladığında mevcut şu an başlattığımız bazıları sonuçlandı, bazıları sonuçlanmak üzere artık bunların tamamlanacağını ve artık faaliyetlerimizin yurt içi ve yurt dışında daha da yaygın olacağını hep birlikte göreceğiz. Yani biz bunların altyapılarını hazırladık fakat pandemiden dolayı birçoğunu şu an bekletiyoruz ya da yavaşlatıyoruz. O şekilde ifade edebilirim size. Evet başkanım, Ayça başkanım burada. Hem Genç Kızılay başkanımız hem de Ordu İl Başkan Yardımcımız. Ayça Başkanım, başkanımıza sormak istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle iyi akşamlar Tuncay Başkanım. İyisiniz inşallah. Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Sorumuz aslında çok da bir sorumuz yok. Şöyle biz sağ olsun öncelikle sosyal sorumluluk bilincinden ve gerçekten böyle bir kurumu oluşturduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten bu anlamda profesyonel olarak çalışabilecek ekip silsilemiz çok düşük biliyorsunuz. Tuncay Başkanım, ben sadece inşallah pandemi sürecimiz azalırsa kendimizi sahalarda görmek istiyorum. En kısa şekilde öyle söyleyeyim. Sizin bizden bir isteğiniz varsa biz her zaman buradayız zaten. Ayça Başkanım, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ordu bizim göz bebeğimiz. En çok kadın üyemizin olduğu ve Ayça Hanım gibi gerçekten hem işinde de hem de sosyal projelerde de yine önderlik eden birçok kadın üyemizin olduğu bir il. Zaten Karadeniz'in de bizim şu an Karadeniz bölgesinin de baş ekibi Ordu. Onu o şekilde biz tayin etmiştik. Yine pandemiden dolayı tabii faaliyetlerimizi çok hızlı yapamıyoruz ama planladığımız bir kamp var. Önümüzdeki aylar içerisinde orada bir kamp olacak. Bütün illerimizi orada buluşturacağız. Halkımızı da yine Karadeniz halkı da gelip biz de orada eğitimler alabilecekler. Şunu söyleyeyim Ayça Hanım, siz pandemi geçsin, sizi biz bayağı bir yoracağız, onu söyleyeyim. Çünkü Karadeniz'i size emanet. Tüm Karadeniz'le ilgili bütün projeler Ordu üzerinden yürütülecek. Siz Karadeniz'den aynı zamanda sorumlu olan il olacaksınız. Dolayısıyla pandemiden sonra yoracağız sizi. İnşallah hep beraber orada güzel görevler yapacağız. Ben çok i̇nşallah teşekkür ediyorum size. Biz göreve hazırız başkanım. Özverileriniz için çok sağ olun. Evet sayın başkanım, son söylemek istediğiniz bir şey varsa sizi yayından alacağız. Programımıza devam edeceğiz inşallah. Tamam, çok teşekkür ediyorum öncelikle kanalımıza bu duyarlılığı için. Konuklarınıza zaten onlara binlerce teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Başkanım aynı zamanda size de, yani sizin de çok büyük emeğiniz var Ordu'da olsun. Aynı zamanda da örnek teşkil ediyorsunuz Daskut içerisindeki yönetimde. Dolayısıyla ben sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Son söz şöyle, tüm Ordu halkına gelsin bu. Hayat kurtarmak isteyen herkes gelsin. Biz onlara hayat kurtarmayı öğretelim inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Daskut Arama Kurtarma Genel Başkanı Sayın Tuncay Meriçli bizlerleydi sevgili seyirciler. Konuğumuz oldu. Aklımıza takılan soruları sorduk. Daskut'la ilgili bilgilerimizi aldık. Evet, şimdi biraz mesajlarımız var. Onları okuyalım isterseniz. Ondan sonra programımıza devam edelim. Ali Yiğit Yılmaz, iyi yayınlar, iyi programla güzel program
akışınız bayağı güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Tuncay Kınıklıoğlu, Gönüllüoğlu hayat kurtar demiş. Hüseyin Emre Aydemir, avukat Hüseyin Emre Aydemir. Başkanım, orada böyle önemli STK olması çok önemli. Unutulmaması gerekir ki coğrafyamız yağış alan heyelan bölgesidir. Ağaçlandırma çalışmalarını böyle önemli STK öncülüğünde yapılması çok önemli. İyi yayınlar demiş. Sayın Başkanım buna cevap verecektir. Ondan sonra zaten Serpil Alem, bu soruyu sormuştuk başkanımıza, atlayalım onu. Semih Şengöz, bizim Bursa ilçe temsilcimiz. Gönüllü ol, hayat kurtar Daskut demiş. Ramadan Hazel, Daskut.com selam demiş. Hakan Yıldız, Hakan abim. Ahmet Bey, iyi yayınlar. Misafirleriniz Ünye'ye hoş gelmişler demiş. Hoş bulduk Hakan abi. Yine sağ olsun. Hüseyin Emre Aydemir, iyi yayınlar. Daskut'a nasıl ve nerede üye olabiliriz? Şartlar nedir demiş. Buna cevap yine Mehmet Sami Uzun başkanımız verecektir. Serpil Alem, derneğinizin maddi giderleri bağış yolu ile mi karşılanıyor, yoksa başka bir gelir kaynağı var mıdır? Buna hep birlikte cevap verelim isterseniz sohbet şeklinde. Dilek Şirin, Bursa Daskut Team demiş. Selamlar, sevgiler. Ordu'ya selamlar, sevgiler demiş. Biz de Bursa'ya selam ediyoruz. Hakan Korur, Daskut Keleş selamlar demiş. Özgü Bek Merişli, genel başkanımızın oğludur kendisi. Daskut Bursa Nilüfer İlçe Teşkilatı olarak iyi yayınlar diliyoruz demiş. Kuzey Şahin, Ayça Hanım gerçekten çok özverili, ayrıca mesleğinde de çok başarılı demiş. Teşekkür ederim. Sonra Faruk Er, bizim baş eğitmenimiz ve genel başkan yardımcımız Faruk Hocam. Başarılarınızın devamını dilerim Faruk Er demiş. Biz de Faruk Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Emre kardeşimizin sorusundan devam edelim isterseniz. Ağaçlandırma ile ilgili devam edelim. Ağaçlandırma ile ilgili en son Çatalpınar'da bir yangın olmuştu. Oraya da yine Daskut ekibimiz intikal etmişti. Ancak henüz yangına müdahale eğitimleri alınmadığı için aktif bir müdahaleye girişilmemişti. Orada yanan ağaçlarımızla alakalı olarak yerine fidan dikme projemiz var. O konuyla ilgili de yine orman şefliğiyle görüşmüştük. İlerleyen zamanda ağaçlandırma çalışmalarımız da olacak. Yine Emre Bey'in üye olmayla ilgili bir soru, sorusu vardı. Öncelikle şunu açıklamak istiyoruz. Derneğimizin hiçbir siyasi kuruluşla bağlantısı yoktur. Bizim amacımız bütün canlılara yararlı olmaktır. Dolayısıyla kalbinde, yüreğinde yapmadan, kalbinde, yüreğinde vatan sevgisi, bayrak sevgisi olan herkes ve beklentisiz bir şekilde katkı sağlamak isteyen herkes derneğimize üye olabilir. Ancak derneğimiz mahiyeti itibariyle de doğrudan üye alan bir dernek değil. Öncelikli olarak gönüllü üye statüsünde üyelerimiz başvuruyorlar. Çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra yaklaşık 3 yıl sonra tam donanımlı bir şekilde genel merkezimizin de olurlarıyla asil üyeliğe kabul ediliyorlar. Bu şekilde bir yapılanması var. Evet, yine bir sorumuz daha vardı. Serpil Alem sormuştu. Bağışlarla mı ve derneğin başka geliri var? Hukukçu olarak derneklerin nasıl işlediğini Ayça Başkanıma soralım. Tabii ki. Öncelikle dernekler üyeleri ve üyelerinin tabii dernek tüzüğü ve kanuna göre, kendi yönetmenine göre belirledikleri üyelik aidatı temeliyle gelir. Ardından kendi yönetmeliklerinde belirttikleri, kabul edebilecekleri bağış oranlarınca yahut bağış yöntemlerince bağış alarak giderler. Bizler de öyle, tüm STK'lar, Kızılay, Daskut gibi üye aidat bedellerimiz ve sizler tarafından gelecek bağışlar sayesinde ayakta durabiliyoruz diyelim. Biz herkesi gerçekten bu konuda duyarlılığa çağırıyoruz. Şimdi başımıza kötü bir iş gelmeden kimse yardım yapması gerektiğini aslında fark etmiyor. Bu hepimiz için geçerli, insanoğlunda. Biz bu yüzden başımıza kötü bir olay gelmeden gelebileceğini varsayarak ya da işte birine yardım ihtiyacı varsa bunu en azından güvenilir kaynaklarla ve doğru şekilde yapabilmek adına bağış yapmaya davet ediyoruz. Bağışlara da davet ediyoruz. Evet, Ayça Başkanım, biz Allah Mevlam bir daha göstermesin ama
Elazığ devreminden bahsetmek istiyoruz. Oraya gittiniz. Oradaki görgüleriniz, oradaki hizmetlerinizden bahsetmek istiyoruz. Bu arada Reci'den ve Tereyo Elazığ'daki fotoğraflar vardı. Onları alabilirsek, arkada dönerse daha iyi olur. Biraz buradan bahsedebilir misiniz? Yani siz buradan bir otobüsle o kış ayında çıktınız. Bir ekiple gittiniz. Orada elinizden geldiği kadar çorba dağıttınız, halka hizmet ettiniz, ihtiyacı olanları taşıma yaptınız. Sizden dinleyelim bunları. Tabii ki. Dediğiniz gibi inşallah tekrar böyle şeyler yaşanmaz. Ancak Türkiye bildiğiniz üzere bir deprem bölgesi ve afetler her zaman bizimle. Deprem yaşandıktan sonra biz tam yeni kurulduğumuz zamanlara denk gelmiştik. Genç Kızılay'ın yeni kurulduğu zaman. Evet, aynen o ay içerisindeydi. Bizim de gerçekten sahaya çıkmaya çok aktif ve gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerimiz vardı. Deprem sonrasında hep birlikte 33 gün. Şu görüntüye bakıyoruz şimdi şurada görüyorsunuz. İnanın yani o duyguyu herkesin yaşamasını isterim. Gerçekten yani bir insana ulaştığınız elin verdiği huzur ve maneviyatı verebilecek başka bir duygu yok. Yok diyorsunuz. Biz yola çıktık 33 gönüllümüzle birlikte bir araç kaldırdık buradan. Tabii şimdi oralar tam Ocak ayı. İnanılmaz soğuk, bir zemheri. Abartmıyorum, ben kendim 3-4 kat giyinerek kendimi soğuktan koruyamadım. Ve bu aşamada tabii biz gittiğimizde AFAD'ın Kızılay'ın çadırları kurulmuştu. Birçok STK alandaydı. Biz ilk sabaha karşı oraya giriş yaptığımızda gördüklerimiz zaten bizi ilk başta derinden etkiledi. Çünkü her yerde insanlar bir yığın halinde çadırlarda, sürekli bir işte gıda silsilesi, yemek akışı, birilerinin işte kurtarma çabası, enkaz yığınları arasında. Tabii biz hemen Kızılay Merkez alanına gittik. Orada afet dağıtım merkezinin yapıldığı bölgeye. İner inmez biz direkt 3 günlük göremize başladık. Gençlerimizin hiçbirisi gerçekten uyku bilmeden, açlık bilmeden elinden gelebildiğince olabileceği her türlü yardımı yaptı. Bizler orada yemek sevkiyatı, gıda dağıtımı, işte giyecek dağıtımı, bunları ulaştırdık. Dediğim gibi orada yani sahada olmak ve bir çocuğun yüzündeki gülümseme olmak bunun kimse size sağlayamazdı. Tam hatırlamıyorum. Orada yaşlı teyzeyle bir aranızda geçen bir diyalog vardı galiba sizin, değil mi? Öyle bir yemekte bahsedilmişti. Şimdi hatırlayamıyorum konusunu ama. O kadar çok şimdi diyalogumuz oldu ki gerçekten çok acı hikayeler de oldu. Tabii üzerinden de epey zaman geçti. Ya zaten elinizi atıp gittiğiniz her bir çadırda ve kapıda mutlaka yani Allah razı olsun, İyi ki varsınız kelimesini. Yani halkın bakış açısı aslında Kızılay'ı orada gördüğünde burada biraz önce başında bahsettiğimiz gibi sadece kandan ibaret olmadığını, burada yardımın dağıtıldığını ve Kızılay'ın gerçekten bir yardım kuruluşu olduğunu hissettirildiler ve hissettiler mi yani? Tabii ki dediğiniz gibi şimdi biz normalde şimdi AFAD düzeninde AFAD biliyorsunuz yalnızca afet anında kurulumlarını yapıp sağdan çekiliyor. Yani evet belli bir kıstasla yemek yardımı, gıda yardımı var ancak sahada ve aktif olarak çalışan STK'lar arasında Kızılay gelmekte. Biz orada günde sabah öğle akşam olmak üzere yemekhanede çıkan yemekleri direkt işte yükleyerek taşıtlara ki bu arada ayrı 23-24 adet ayrı sevkiyat noktalarımız vardı. Bunların hepsi çadır alanı tabii ki. Yani hiçbiri konut alanı değil. Burada yaşayan insanlara sabah, öğle, akşam işte kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere dağıtımlar yapıldı. Tabii bu arada biliyorsunuz ki temizlik ihtiyacı çok olduğu için işte mobil banyo, mobil mutfak ve bunlara ilişkin kişisel bakımla ilgili kolilerimiz dağıtımı yapıldı. Zaten herhangi bir afet anında direkt Kızılay Koordine Merkezi'ni bulunduğu il ya da ilçeye yönlendirdiği için tüm sevkiyat alanı oraya sağlanmış oluyor. Dolayısıyla tek elden ve gönüllülerimizle beraber bir dağıtım silsilesi oluşturmuş bu olduk. Arada çünkü oradaki afetzadelerin duygularını tamamen siz de yaşıyorsunuz. Çünkü onlarla birlikte belki çadırlarda yatıyorsunuz. Değil mi? Yani bundan bahsetmedin ama ben biliyorum çünkü. Evet. O nasıl bir duygu? Çünkü onlarla öyle aynı ortamda olmak, onlar
aslında biraz evlatları, biraz kardeşleri gibi bağrına basıyorlar değil mi size? Tabii ki. Yani ailesiniz. Zaten biz Kızılay bünyesinde de bünyemizde olan herkese ve el attığımız herkese aile diyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Aslında Türkiye gerçekten hani bu tarz olaylarda daha çok sıkı sıkı birbirine kenetlendiği için biz sahada ve alanda çalışıp gezerken gerçekten yani çok samimi ve hep iç içe etkileşimlerde bulunduk saha alanında. Diyorum ya yani o duyguyu gerçekten tabii ki böyle şeyler bir daha asla yaşanmasın. Ancak gerçekten o duyguyu yaşamanızı isterim. Yani bir küçük çocuğun yüzündeki tebessüm şimdi olmak. Ben 1999 yılında Kocaeli depreminde yaşayanlardan bir tanesiyim. Ve bugün arama kurtarmanın Kızılay'ın hem Fatsa Kızılay yönetimindeyiz biliyorsunuz ve arama kurtarma derneğinde de faaliyetlerimiz var. Tek sebebi budur. Yani onu yaşadıktan sonra artık bu tür derneklerin ve bu tür STK'ların ne işe yaradığını çok iyi anlıyorsunuz. Burada Mehmet Sami Başkanım'dan helallik istiyoruz. Konuyu tamamlamamıştık. O konuyu bir tamamlayalım ve çünkü burada bir soru var. Alev Yılmaz'dan bir saniye başkanım. Onu hemen okuyayım. Alev Yiğit Yılmaz. Devletin arama ve kurtarma ile görevli kurumları var iken siz neden kuruldunuz demiş. Aslında o okuduğunuz şeyin içinde bunun cevabı var ama siz devam edin. Şöyle devletin arama kurtarma ile ilgili kurumları var ama biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hep birlikte AFAD'ın il temsilciliğine gittik. Orada şahit olduğumuz şeye biz de şaşırdık. Yani resmi, ne kadar az kişi olduğunu resmi olarak görevli 8 tane sadece personelinin olduğunu bizim gibi gönüllü dernekler aracılığıyla aslında doğal afetlerde müdahalelerde bulunduğunu anladık. Yani acil bir durumda bizim gibi arama kurtarma dernekleri bağımsız bir şekilde bilinçsizce bir müdahale etmiyorlar. Tamamen onların kontrolü altında, onların da yönlendirmeleriyle profesyonel bir müdahale söz konusu. O yüzden bizim gibi derneklere de muhakkak ihtiyaç var. Evet. Aslında bu soru biraz da şey gibi olmuş. Yani başkanım şey yapacağım ama hani tek yönetim ya da tek stilde olabilecek bir şey değil. Ne kadar çok olursak yani tamam. Tek bir yardım kuruluşu olmasını kabul eder miyiz? Yok. Kimin eli yetebilir? Yani yetmez. Dolayısıyla bu şekilde birden fazla olması bizim açımızdan dahi. Evet. Keşke her ilde gerçekten çok yetkin alanında uzman arama kurtarmacılarımız olsa. Gönüllü olmayan kişiler eğitimlere katılabilir mi demiş. Gönüllü olmayan kişiler eğitimlere katılamaz. Çünkü ilk önce gönüllü olması lazım. Yani bir şeye gönül vermesi lazım eğitimlere katılması için. İstemesi lazım. İstemeyen, özveri istemeyen kişiye eğitim veremezsiniz zaten değil mi başkanım? Anladığım kadarıyla üye olmayıp bu eğitimleri almak istemeyi mi? Herhalde soracağım. Öyle sormak istedi belki de. Üye olmayıp orası gönüllü demiş ama üye olmayıp bu eğitimleri alabilir mi? İlk yardım gibi şu gibi alabilir ama diğer eğitimleri alamaz. Evet, ha. Bu bir tüzük gereğidir. Alamaz arkadaşlar. Hüseyin Emre Aydemir, Ramazan ayı içerisinde yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza yardım eli uzatılması veyahut pandemi kuralları çerçevesinde planlar ve aktivitelerleriniz var mıdır? Sayın Başkan, bunu size soralım. biz tabii ki her zaman sahada olduğumuz gibi yani Ramazan'da da sahadayız. Koli gıda dağıtımlarımız, et yardımımız, giysi desteğimiz zaten bu artık bizim ulvi görevlerimiz arasında evet. Aynen bu kesintisiz devam edecek. Yine Ramazan'da tabii biz bu sefer sadece normalden yaptığımız daha fazla yardımı Ramazan'da daha fazla aileye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde tam gaz yine devam. Evet. Durmadan Alper Çıtır yine mesajı var. Fatsa'dan selamlar hocam demiş. Gürses Elektronik. Caner Çiftçi, Giresun İl Başkanımız bizi izliyormuş. Onur Ocak'tan Daskut Arama Kurtarma Bursa'nın Lüfer ekibi olarak herkese selam ve başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Cengiz Oruç, Bursa Keles Daskut Teşkilatı olarak iyi yayınlar diliyoruz, başarılar demiş. Evet, mesaj atan arkadaşlarımıza biz de teşekkür ediyoruz. Evet, Mehmet Sami Başkanım, arama kurtarmalarda insanların genel anlamda biz Türk halkı olarak çok yardım severiz. Evet. Ama yapılan veya sonrasındaki olaylarda çok çabuk unutan bir milletiz. Arama kurtarmalarda
şöyle bir şey çıkıyor. Bir şey olduğu zaman bir kaza esnasında bile hiç sadece kuru kalabalık olsun diye insanlar oraya doluşuyor. Emniyet güçlerimiz ne kadar uğraşsa da başarılı olamıyorlar ondan uzaklaşma. Aslında orada birazcık bu tür profesyonel çalışan ekibe şey oluyorlar. Engel oluyorlar. Bununla ilgili hukuki bir yatırım var mıdır? Veya halkımızın neler yapması gerekir sizce? Bir hukukçu olarak sizden bu konuda alalım sözlerinizi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi yardım ve bildirim yükümlülüğü ceza mevzuatımızda gönüllülük dışında zorunlu hallerde koşulların el verdiği ölçüde belli bir yükümlülük ve yaptırım nihayetinde yerine getirilmemesi halinde bir yaptırım getiriyor, bir cezai müeyyide getiriyor. Bu anlamda gönüllülük dışında da tüm halkımızın aslında burada arama kurtarmayla ilgili eğitimleri bilmesi gerekiyor. Az önce de ifade ettiniz. Acil bir durumda bir kaza anında kolluk kuvvetlerine, ilk yardım ekiplerine, ambulans görevlilerine muhakkak yardımcı olması gerekiyor. Kuru kalabalık yaparak oradaki ilk yardımı engellememesi gerekiyor. O anlamda da aslında bu yardımların yapılmasına engel olunması halinde de yine kanunumuz bir şekilde cezai müeyyideye bağlıyor. Bunun içindir ki sadece Arama Kurtarma Derneği gönüllülerin değil aslında tüm halkımızın gerek ilk yardım gerek de işte diğer yardımcı itfaiye işte almaları gerekiyor. Yani o anki afet durumunda ne yapmalarını bilmeleri gerekiyor çünkü evet. Bilmezse zaten sıkıntı oluyor. Evet, kan bağış kampanyaları hem bizim hem de sizin dernek olarak ve Türkiye'nin bir sorunu, dünyanın bir sorunu. Özellikle pandemi sürecinde çünkü kan insanlar bu virüsten dolayı, COVID'den dolayı korkuyorlar, vermiyorlar. Aslında kan bağışının virüsle bulaşmadığı profesörlerimiz ve akademisyenlerimiz bağıra bağıra söylüyorlar. Ama maalesef ki hepimizin bildiği gibi Kızılay Kan Bankası'nın merkezindeki kan düşüş sayıları ve yetersiz kanların bu kadar azaldığı bir dönemde herkese sorumluluk düşüyor. Evet. Çünkü kanın fabrikası yok, üretimi yok. Kanın tek üretkeni insan. Aynen. Onun için biz ara ara ben şahsım adına birkaç tane temsilcilik var. İşte Türkiye Karate Federasyonu temsilciliğimiz var. Geçen sene kan bağış kampanyası yaptık. Daskut Arama Kurtarma ile ilgili daha Aralık ayında hep birlikte biliyorsunuz Ünye ilçemizde bir kan bağış kampanyası yaptık. Biz 10 Nisan'da inşallah Fatsa ilçemizde Daskut Arama Kurtarma Derneği, Kumrular, Fatsa Kumrular Derneği ve yine Fatsa, Ünye, Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileler Derneği ve Karate İl Temsilciliği'yle birlikte bir kan bağış kampanyası yapacağız. Buradan da halkımıza duyuralım. Arkadaşlar, o gün bazı vatandaşlarımız şunu diyecektir. Sokağa çıkma yasağı var bahanesi evet. Olacaktır. Aha. Kimsenin sokağa çıkma yasağı bahanesi yok o gün. Sadece bir telefonla izninizi alabiliyorsunuz. Kan bağışı yapacak arkadaşlarımıza gereken her türlü yardım hem kolluk kuvvetleri tarafından hem bizler tarafından gösteriliyor. Kan bağışı yapan arkadaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması o gün olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, serbest oluyorlar. Bunu da buradan duyuralım. Bu Kızılay'ın içinde olaraktan evet. Bu konuda ben size söz vermek istiyorum. Tabii ki. Öncelikle şunu da belirtelim. İnternet sayfamız üzerinden kan bağışında bulunacaksanız kan bağış noktası ve bulunduğunuz yeri belirterek randevu talep edip saat uygunluğunda randevu alabilirsiniz. Bu da sizi sokağa çıkmaya kısıtlamasından muaf kılacaktır. Gerçekten yani özveriniz ve bunun için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten kan bağışı bizim için çok önemli. Yani hayat damarlarımız kan sayesinde dönen vücudumuzda. Şimdi son zamanlarda evet gerçekten kan sayımız az. Şimdi ben hep şöyle söylüyorum. Başımıza gelmeden anlamıyoruz. Bugün yarın bir yakınımıza kan lazım olduğunda herkes işte yana döne kan arıyor. Hı. Şimdi bu kan dediğimiz şey ben şimdi buradan verdim sana naklettim değil biliyorsunuz. Tabii. Ki alınan kanlar gelir
İşlenir. İşlenir. Belli bir düzenden geçer. Uygun olup olmadığı denetlenir. Hatta şunu da bize hep söylüyor. Şimdi kan bağışında bulunduğunuz zaman tüm tetkikler yapıldığı için eğer varsa kişide, kan bağışı bulunan kişide bir hastalık yahut riske atılacak bir şey. Aslında bu, yarı check-up yapılıyor. Evet. Check-up yapılıyor. Gerçekten öyle. Bu aynı zamanda aranıyorsunuz ve bilgilendiriliyorsunuz. Evet. Sağlık alanında ücretsiz, hiçbir bedel ödemeden check-up yaptırıyorsunuz. Ne evet. Güzel bir şey değil mi? Evet, aslında bakarsanız öyle gerçekten. Dolayısıyla biz diyoruz ki kan bağışında bulunun. Bir, zaten vücut için faydasından bahsetmeyeceğim. Çünkü artık hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Yenilendiğimizi ve gerçekten zinde kaldığınızı hissettiğinizi. Bir de tabii ki bir kan bağışı 3 kişiye hayat veriyor. En evet. Önemlisi bu diyoruz biz. Yani sizin aslında vermekten, yani o 20 dakikalık, yarım saatlik süreçten imtina etmeniz 3 kişinin hayatına mal olabiliyor. Keza ben de düzenli bağışçıyım. Tabii ki şu var, işte kan düşüklüğü ya da normal aşırı yükseklik durumunda kan alımı zaten sağlanamıyor. O zaman da zaten görevler tarafından uyarılıyorsunuz. Yani uyarılıyorsunuz zaten, almıyorlar kanınızı zaten. Tabii ki. O yüzden biz herkesi kan vermeye ve kan bağışına çağırıyoruz. Yani bugün bana, yarın sana. Yani bu kan hepimize her zaman lazım olabilecek bir şey. O yüzden duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var Mehmet Başkanım. Vatandaşlar bizim Kızılay yönetiminde olduğumuzu biliyorlar. Geliyorlar, diyorlar ki ya biz Kızılay'a gittik kan almaya. Bizden 3-2 ünite kan istenildi. Karşılığında deniliyor. Diyorum ki hayatınızda hiç kan verdiniz mi? Hayır, vermedim. Bakın bugün lazım oldu. İşte bugün sen bir aile birey olarak 3 kişiyi kan vermeye, kan merkezine götüremiyorsan Kızılay da bunu isteyecek çünkü... Bu biraz önce Ayça Başkanım da dediği evet. Gibi işleniyor ve uyumlu çıkıyor, uyumlu çıkmıyor. Onun için herkesin, her Türk vatandaşının kan ihtiyacı için hiçbir şey gözetmeksizin. Arkadaşlar şu oluyor. Ya şu dernek şuna yakın, bu dernek buna. Hayır, biz insanlara yakınız. Yani. Evet. Biz insanlara yakınız. Bizim için birinci unsurumuz insan. Onun için biz diyoruz ki herkes bu kan bağış kampanyalarına katılsın. Ve inanın ben de düzenli bağışçıyım. Kan verdiğimde 10 gün 15 gün kendimi o kadar rahat hissediyorum ki. Yani rahatlıyorsunuz ve hafifliyorsunuz. Vücut evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sayın Başkanım, son sözlerinizi alalım. Sonra birkaç mesajımız var. Ben ondan sonra onları okuyup kapatacağım. Ben Moda TV ailesine ve nezdinde şahsınıza, bize böyle bir fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimizi de gönüllü olmaya davet ediyorum. Malum deprem bölgesi de artık yine Ordu ilimize yaklaştı. Her an her şeye, tüm doğal afetlere hazırlıklı olmamız lazım. O gün resmi görevlileri de beklemeden acil bir durumda orada müdahale edebilecek, resmi görevlilerle koordineli bir şekilde hareket edebilecek, canlıların ihtiyacına, yardımına koşabilecek bir potansiyelde olmamız gerekiyor. Başkanım, burada bir şeyi hemen sözünü keseceğim. Çünkü tam dediğiniz noktada bir soru gelmiş. Evet. Bu soruyu sormazsam çünkü olmayacak. Hukukçu üstadlarıma şunu sormak istiyorum. İlk yardım eğitimi almadan müdahale etmek hukuken doğru mudur? Değil ise ne gibi yollar izlemeliyiz? Kanun koruyucu burada vatandaşa görev atfetmiş midir? Şimdi Türk Ceza Kanunu 98. maddede kanunun lafzında sizden yetkin olmadığınız, eğitimini almadığınız bir konuda zaten müdahale etmenizi istemiyor. Ancak bir hekimin bir kazaya şahit olması halinde orada bir yaralıya acil müdahale edilmesi gerekiyorsa o hekimin elbette müdahale etmesi gerekiyor. Ya da ilk yardım eğitimi almış bir gönüllünün şahit olması halinde şayet ilk yardım ekipleri olay yerine intikal edinceye kadar acil müdahale edilmesi gereken bir durum varsa o eğitimi almış kişilerin yalnızca müdahale etmesi gerekiyor. Zaten kanunun lafzında da koşulların el verdiği ölçüde bu yüzden diyor. Eğitim almadan müdahale edilmesi tam aksine sorumluluğumuzu doğurabilir. Taksirle evet. Ölüme sebebiyet verme dediğimiz ya da yaralanmasına sebebiyet verme dediğimiz bir suç var. Burada herhangi bir eğitim almadan müdahale etmek doğru değil. Yine kanunda bildirim yükümlülüğü de var. Yani o zaman 112'yi arayıp yardım edebilecek, müdahale edebilecek
görevlilerin olay yerine intikalini sağlaması gerekiyor. Evet. Ayça yine Başkanım, şunu da belirtelim hemen yeri gelmişken. İlk yardım diyoruz zaten. İlk yapılması gereken ve alınması gereken önlem. Şimdi bizler de eğitimlerimizi aldık, keza ben öyle. Bu ilk yardımda biz doktor gibi zaten müdahalede bulunamayız. Yani eğitim sertifikamız olmasına rağmen yapabileceğimiz kıstaslar bellidir. O yüzden aradaki ayrıma dikkat edip kimsenin hayatına sebebiyet vermeyelim. Eğitim almadan da müdahalede bulunmayalım diyoruz biz. Evet, sizin de son sözleriniz var ama bir soru var. Bunu senin yanıtlamanı istiyorum evet. Sayın Başkanım. Kan bağışı sırasında hastalık bulaşma riski var mıdır? Bunu soran kişi bizim rejideki arkadaşımız. Tabii ki böyle bir risk kesinlikle yok. İzolasyon ortamında her bir şahıstan ayrı tüpler, ayrı iğneler kullanılmak suretiyle kan alışı yapılıyor. Asla sağlık yönünden ve bulaşılabilecek bir hastalık düşüncesi yönünden öyle bir şüpheniz ve riskiniz olmasın. Büyük ihtimal hiç kan bağışı alanına gidilmedi. Büyük ihtimal hiçbir araç görülmedi diye düşünüyorum. Ama tabii ki mutlaka yine gitmeyenler ve gidecek olup düşünüp de kafasında soru işareti olacak olanlar vardır. Kesinlikle bir sağlıktan bahsediyoruz, sağlık kuruluşundan bahsediyoruz, kan almadan bahsediyoruz. Her şeyden önce kendi hayatınız bize geldiğinizde önemli. Çünkü zaten sizin mesuliyetiniz bizde. Dolayısıyla en iyi koşullarda, en sağlıklı şekilde kan alışını gerçekleştiriyoruz. Evet, her iki konuğumuz, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Dündar Şirin, bizim genel sekreterimiz. Genel sekreterimiz Dündar Şirin Bursa'dan. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar başkanlarım. Bursa'dan selamlar demiş. Dündar Başkanım, biz de sana selam ediyoruz Ordu'dan, sevgi ve saygıyla. Evet değerli izleyicilerimiz, bu akşam iki değerli konuğumuz vardı. Hem Kızılay'ı, hem DASKUT'u, hem hukuku bu arama kurtarmada ve sağlıktaki hukuksal bazı konulara değindik. Az da olsa zamanımız bu kadar yetti. Bir başka programda inşallah daha geniş çaplı, belki de uygulamalı birçok şeyi konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle.